Gel. Sultanım. Gülsüm Hatun. Hayırlar olsun. Ne haberler getirdin bana? Fahriye Hatun'la beraber geldim sultanım. Hünkârımızı ziyaret edecekmiş. Mahsus yapıyor aspam. Haremde boy gösterip huzurumu kaçırmak istiyor. Gece hadise üzerine hadise çıkardı. Evvela hepimizi kaldırıp ayağa dikti. Meğer Kösem sultanımız gelmiş. Valide sultanımızın ne işi varmış orada gece vakti? Ben de merak ediyorum Narin Kalfa. Epey geç bir vakitti. Uyumuş kalmışım, görmedim. Ağlar söyledi. Hünkârım sizi bekliyorlar, buyurun. Murat. Fahriye haber vermeden geldiğine göre mesele mühim. Ben beni görünce sevinirsin sanmıştım. Ama anlaşılan kafanda başka bir şey var. Ne oldu? Neyin var? Münasip vakitte konuşuruz. Mesela acil değilse işlerim var. Buraya ilk geldiğimde tek arzum ülkeme, topraklarıma dönmekti. Eğer bir çiçeği alıp kendi toprağından başka bir toprağa ekersen o çiçek boynunu büker, sararır. Solar. Her çiçeğe yeniden hayat bulabileceği bir can suyu gerekir. İşte benim can suyum da sen oldun. Artık benim de kök salıp filizlenebileceğim bir toprağım var. Yavrum Güneş ya. Ne hoş haber böyle. Sen bana canından can verdin. Gecenin bir yarısı öğrendim. Sabaha zor ettim sana gelmek için. Murat, hala anlatmayacak mısın? Nedir seni bu kadar üzen? Kardeşim Kasım hata yaptı. Ben de ona bir ceza verdim. Gibi. Onu bir daireye kapattım. Ben senin adaletine güveniyorum Murat. Nasıl üzüldüğüne bizzat şahit oldum. Buna mecbur kaldığın o kadar belli ki.